Sevgili arkadaşlar yeni bir tasarıma hoş geldiniz. E, katılı özel yeni bir tasarım bugün yapacağız beraber. Pneumatik bir bıçaklı vana tasarımı. E, daha önce hiç pneumatik tasarım yapmamıştık. En azından şu anki tasarımlarda bir pneumatik tasarıma giriş yapmak istedim. E, bundan sonraki tasarımlarda işte pneumatik ile ilgili tasarımlar olacak. E, basit bir tasarım olması açısından e, pneumatik bir bıçaklı vana yaptım. E, bunun mantığı nasıl çalışıyor? Bu nerelerde işe yarıyor? Pistonların yani siloların uç kısımlarına takılarak Belli bir gramajda hacimde Otomasyonel ekipler tarafından verilen cycle süresine göre Şuradaki pneumatik piston açılarak buradaki vana açılıyor Ve içindeki işte silon içindeki yüklerin Ürünlerin aşağı inmesini sağlıyorlar Şöyle bir hareket sistemi var Tabi buradaki hareket sistemi biraz daha yavaş çalışıyor çünkü e, pneumatikler e, stroke sonu ve stroke başı olarak çalışır arkadaşlar. Silindirlerde olduğu gibi değil, hidrosilindirlerde olduğu gibi ara bir mesafe yoktur. E, bunlar stroke sonu stroke başı olarak çalışırlar. Şimdi şunu anlatan bir e, şöyle bir video gösterebilirim sizlere. Şuradaki mesela şöyle bir tasarım var. Bakın burada e, bıçaklı vanamızı gösteriyor. Bunların tipleri farklı farklı arkadaşlar. Kızaklı sistem oluyor. işte rulman bağlantılı sistem oluyor. Ben burada rulman bağlantılı yaptım. Kan mekanizmalı bir sistem var. Şimdi göstereceğim onu tasarım üzerinde bu gece arasında bunun katı modelleri, teknik resimleri ve videoları katılı özel yayınlanacak. Sizler de onlar, onlar alabilirsiniz. Bakabilirsiniz tasarımları. Ee, özellikle sheet metal ve saj defa komutlarıyla bunları tasarladım. Bakın burada silonun uç kısmına bu tasarım bağlanıyor. Şuradaki civatalardan veya harici bir civata sistem yapıyorsunuz. Ee, şuradaki bıçaklı vana pneumatik piston sayesinde çekerek buradaki hazneyi açıyor. Ee, belli bir yük altında da tekrardan kapandığı zaman Buradaki açılım devam ediyor. Bakın burada iki tane adam işte rulman bağlantılı bir sistem koymuş. Şuradan ayar yapabiliyorsunuz. Civatalı bağlantı yapmış. Genelde zaten bunlar civatalı bağlantı olur. Kaynaklı birleştirme çok önermezler çünkü içerisinde sıkıntı oluyor, toz giriyor, bir şey oluyor, aşınma oluyor. Rahat bir şekilde parçalanabilmesi açısından böyle bir tasarım yapabiliyoruz bunlarda. Hatta şöyle bakalım başka bir tasarım var mı? Tekrardan bir tane daha şöyle bir video açtım. Bakın burada da e, hem rediktörlü yapmışlar hem de e, pneumatik yapmışlar. Rediktörlü durumda var. Bakın görüyor musunuz? Dakika yavaş açılıyor. Burada kızaklı bir sistem yapmış. Ben burada işte rulman bağlantılı bir sistem yaptım. Ama buradaki rediktörlü. Tabi rediktörün büyüklüğü de orada bir engel. Silonun uç kısmı dar olduğu için. Hani bağlantı yapıs yapısında montaj sıkıntısı yaşayabiliyoruz. Ama isteğe bağlı olarak da radiktörü de isteğe yapabiliyorsun. Çünkü yavaş açılmasını isteniyor bazen. Yani bir anda düşmesini de yavaş düşmesini isteyenler oluyor. Bakın pneumatik çalışma sistemi bu şekilde. Strok sonu strok başı olduğu için. Komut verildiği anda direkt kapanıyor direkt açılıyor. Cycle süresi çok minimal yani. 1-2 saniyede hemen açıp kapanma durumu mevcut. Hatta hidrolik pistonun çalışma mantığını hani görmeyen arkadaşlar için şöyle de bir videomuz var. Onu da göstereyim. Basıncı altı barda çalışıyor sanayi barı Bakın direkt basıncı verdiğimiz anda aç kapa Böyle bir mantığı var Kompakt bir sistem zaten direkt hızlıca çalışarak sistemi Aktif veya pasif hale getiriyoruz bu noktada Kullanılan silindiri PMAX'in sitesinde almıştım daha önce sizlere anlattım nasıl alındığını, nasıl indirildiğini 63'lük bir silindir Bunun içinde şöyle bir Pemax'ın PDF'ini indirmiştim. Bakın burada size daha önce gösterdiğim gibi 63'lük silindirin 20'lik bir mili var. Ve itme kuvveti 1.8 ton. Çekme kuvveti 1.6 ton. Bu zaten bizim için fazla fazla yeterli. Çünkü buradaki silonun uç kısmına bağlanan bir hazne var. Yani şöyle bağlanıyor aslında. Ee, normal bir ana silo var. Ana silonun üstünde şurada bir tane yapı oluyor. Ana silodan önce küçük hazneye belli bir kilogramda hacimde geliyor. İşte ne istiyorum kum olabilir, işte granül olabilir, kimyasal madde olabilir. Oradaki ağırlığı tartıyor lot Daha sonradan diyor ki işte 150 kilo oldu kapağı açabilirsin. Bu şekilde kapak açılıyor ve buradaki ürün çıkmasını sağlıyor. Bunun için de ben 63'lük silindir bizim için uygun olduğunu buradan kararlaştırdım. şöyle hidrolik silindir, pneumatik silindirimizin çalışma mantığı da şu şekilde. Tekrardan şöyle açtım. Bakın bu şekilde açılıyor. Tekrar şöyle kapanıyor. Burada bir kapak bağlantısı var. Ee, hani gerekli müdahale yapabilmek adına. Şöyle 4 tane cıvatalı kapak bağlantısı var. Buradaki cıvatalar da birbirine bağlantılı, montajlı bir şekilde. Şuradaki kapağı kaldırdığımızda, bakın buradaki kızakların geçtiği yerler bu şekilde cıvatalı kam rulman olarak geçiyor. Şunu şöyle ayrı açtığımızda göstereceğim sizlere. Bunu da datasını zaten hazır malzeme kütüphanesinde gö gösterdim ee, Sizlere Bu rulmanı da göstereyim yani Piyasada en çok kullanılan rulmanlardan tipi Kılavuz rulman olarak geçiyor veya işte kam rulman olarak geçiyor makine sektörünü çok kullanıyoruz Şöyle Google'a kam rulman diye yazdığınızda e, zaten çıkacaktır görselleri Bakın şöyle bir yapısı var İç kısımda bir rulman var dış kısımda bir çelik yapı var şurada bir civata bağlantısı var Arkasından bağlayarak Tekerlek görevini kılavuz görevini görüyor İsterseniz bu şekilde yaparsınız bu tasarımda için konuşuyorum İsterseniz de Bunu e, değildi hani rulman değil de buraya bir kızak sistemi yaparsınız kuru sürtünme ile çalışır Tabii Ben bunu istemedim Tamamıyla e, Tehditsel bir yüzey olmasını daha rahat çalışmasını istedim bu yüzden böyle bir tasarım yapma görevi duydum e, Şimdi bunu sizler için ben e, Gönderiler kısmında paylaşacağım arkadaşlar Katılıyoruz arkadaşlar için yani i̇lk tasarımı zaten e, normalde videoların içerisinde paylaşıyordum ama artık e, üyelere özel gönderiler kısmında herkes e, anlaşabilsin diye yani ulaşabilsin diye gönderiler kısmında paylaşıyorum çünkü yabancı arkadaşlar da var şu anda katılı özel arkadaşlar. E, onlar büyük videoyu sonuna kadar izleyemiyorlardır. Direkt videonun şeyine ulaşmaya çalışıyorlar. Bakın gönderiler kısmında e, tasarımları şu şekilde drive dosyası olarak paylaşıyorum. Bunu tıkladığınızda bütün katı modeller sizlere indirilmiş olarak gelecektir. Aynı şekilde bu şekilde e, katı modelleri indirerek teknik sizler sizlerde ulaşabilirsiniz. E, tasarım mantığını olabildiğince hani imalata yönelik tasarım yapmaya çalıştım burada. Yine lazer kesimli bir tasarım. E, buradaki şu malzemelerin hepsi işte ST-37 veya paslanmaz çelik de düşünebilirsiniz. Şurada bükümlü parçalarımız var. E, dosya klasörünü göstereyim. Onu da şöyle şuradan açarsam göstermeye çalışacağım. Bakın şöyle bir e, dosyalama yöntemi var. Sizler için bunu şöyle ayarladım. E, dataların olduğu bir part dosya, montajın olduğu bir dosya ve teknik resimlerin olacağı bir dosya. Ve burada da hazır malzemeler var. Şu son kısımda da. Bunları sizlere grup şeklinde veriyorum. Olabildiğince teknik resimleri ayrıntılı bir şekilde vermeye çalışıyorum ki Sadece Solidworks'e değil de Katya'da veya e, Autodex Fusion'da da herhangi bir CAD programında tasarlamayabilirsiniz diye. E, bunlar olabildiğince, olabildiğince detay projeler arkadaşlar. Sizler için bunları uğraştırıyorum. E, umarım faydasını görüyorsunuzdur. E, şimdi şöyle Ben bunu tekrardan bir animasyon vereyim. Bakalım olacak mı? E, şöyle şunu çektiğimizde şu tarafa doğru şunu şöyle gizliyorum. Tabi e, animasyon olduğu için baya bir e, bilgisayar kasmaya başlıyor. ister istemez. Şöyle kapatıyorum tekrardan bunu. Şimdi tekrardan şöyle geldim. Bakın bu şekilde animasyonu e, sizler için hazırladım. E, şu kapak kısmında gizlediğimizde daha net görebiliriz belki ama şu an animasyon çalıştığı için. Evet şu anda göstermiyor. Dediğim gibi e, sürgün bu şekilde çalışıyor. Bunu çift klepeli olan da var. Tek klepeli olan da var. Tek klepeli olması daha iyi. Bazen çift kle, klepeli de kasıntı olabiliyor çünkü ikisinin de aynı anda basıncın girmesi gerekiyor ve o şekilde bir çalışma sistemi olması gerekiyor. E, tasarımı bu şekilde sizler için ben e, birazdan yüklemiş olacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. E, basit bir tasarım olacak, güzel bir tasarım olacak. E, umarım videoyu beğenmiş olursunuz. Katılık üye olan arkadaşlar için şimdiden herkese teşekkür ederim. Ee, görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.